Değerli izleyicilerimiz, her hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bursa TV ekranlarında Bursa İl Müftülüğümüzün katkılarıyla yayınlanmakta olan Rahmet Pınarı Dini Söyleşi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta da programı yapacağımız değerli arkadaşım, değerli meslektaşım, vaiz arkadaşım Hasan Basri Hocam, il vaizimiz, konuğumuz olacak bu hafta. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Ben teşekkür ederim Sayın Hocam. Bu hafta da kalbi hastalıklardan, kalbin öneminden bahsedelim istiyoruz. İnşallah. Fakat daha bu konuya geçmeden önce değerli hocam son günlerde fetva hattı, vaiz, halk arasında bu konularla alakalı bilgisi olmayan kardeşlerimiz var. Hatta doğrudur hocam. Vaiz dendiği zaman biz zaman zaman bir senedir Bursa TV ekranlarında programımızı yaparken bilhassa il vaizi Mehmet Kutlay hocamla beraber diğer arkadaşlarımızla beraber tanıtmaya çalışıyoruz ama tamamen de böyle belki vatandaşlarımız arasında vaiz nedir gibi sorular da oluşuyor olabilir. Şöyle bir izah etmek gerekirse vaizlik müessesesi, vaizlik çalışma şartları, vaizin yaptığı görevler. Bu konularda kısa bir bilgiyle başlarsak çok daha güzel olur inşallah. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten önemli. Yani vaiz deyince neyi anlamak gerekiyor? Kelime manası neyi ifade ediyor? Yani bu konuları vatandaşlarımızın da bilmesi gerekiyor. Bazen sizin de söylediğiniz gibi talebelere veya bir başka yere konuşmaya yapmaya gittiğimizde bizim ismimizden bahsedildiğinde vaiz ne demek? Ne iş yapar vaiz diyen vatandaşlarımız olabiliyor. Vaiz kelime manası da zaten onu ifade etmiş oluyor. Vaaz eden, öğüt veren, insanlara dini anlatan, dini konularda bilgi veren kişi anlamına geliyor vaiz. Talebeler bazen soruyorlar. Anlamadıkları zaman diyorlar işte vaiz olarak kendinizi tanıttığınızda hangi ilin valisi diyebiliyor, karıştırıyor kelimeyi. Valiyle karıştıranlar olabiliyor. Yani gerçekten dediğiniz doğru, vatandaşlarımızın bu kelimeye aşina olmaları gerekir. Çünkü biz her zaman vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Evet. Alo fetva konularına cevap veren, telefonlara çıkan bizleriz. Yani vatandaşımızın bu ifadeyi bilmesi gerekir bu kelimeyi. Aslında şöyle baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan bir vazife. Vaaz ve irşat, uyarı vazifesi. Müminlere dini anlatma, dini öğretme vazifesi. Vaiz kelimesi altında da Osmanlılardan bugünümüze eskiden kürsü vaizliği diye bir kurum da vardı. Evet. Bugünlerde tabi biraz gençler, biraz da evdeki bayanlarda da aslında bayan vaizeler var. Herkesin tabii yakın olduğu bir kurum aslında bu müessese, müftülükler bünyesinde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece camilerle de bağlantılı değil. Cami dışında bugünkü ortama baktığımız zaman aile irşat bürolarında, aynı şekilde öğrenci yurtlarında, kredi yurtlarda, sivil toplum örgütlerinin yaptığı programlarda nerede din anlatılıyorsa doğru dini güzel bir şekilde anlatmak için, hak dini en güzel şekilde anlatmak için müftülükler bünyesinde devletimiz tarafından istihdam edilen dini bilen, bildiğini de insanlara aktaran kimse vaizliği ifade ederiz. Diye tanımlanıyor. Son günlerde fetva hatlarıyla alakalı işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu fetvalarla alakalı bir polemik yapılmaya çalışıldı. Aslında bir bakıma bu tarz şeyler iyi niyetli, saf niyetlerle yapılan işler olduğu zaman güzel olur. Ama tabii art niyetli, olayı böyle diyaneti çarpıtan, küçümsemek, diyaneti yok saymak, dine saldırmak düşüncesiyle yapıldığı zaman tabii bu da çok yanlış bir şey. Doğru. Baktığımız zaman bugünkü ortamda fetva hatları var. İl müftülüklerimizde, ilçe müftülüklerimizde. Aynı zamanda vatandaşımızın telefonla olsun, direkt yüz yüze olsun dini danışmanlık gibi modern anlamda söylediğimiz zaman dini danışmanlık diye de telaffuz edebiliriz değerli hocam. Doğrudur. Vaizlik deyince önce bir defa sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı hatırlamak gerekiyor. Efendimizin mesleği, yani el ulema uvarasatül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamberimiz bu görevi ifa etmiş. Peygamberlik geldikten sonra, kendisi peygamberlik vazifesiyle görevlendirildikten sonra bilhassa
Allah'ın dinini insanlara anlatmış. Az önce bir konuya değindiniz. Eskiden erkek vaizler vardı. Hep erkek vaizler çalışıyordu. Dini konuları erkek vaizler cevap evet. veriyordu. Ama şimdi günümüzde bayanlar da işin içinde yer aldılar. O da bize Hazreti Ayşe validemizi ve diğer sahabileri hatırlatıyor. Hazreti Ayşe validemiz de dini sorulara cevaplar veriyordu. Evet. Efendimiz'den öğrendiklerini bayanlara aktarıyordu. Özellikle mahrem konularda Efendimiz'e yardımcı olma babında ve yardımcı olma demeyelim ondan öğrendiklerini bayanlara aktarıyorlardı. Şimdi günümüzde de bayan vaizeler var. Erkeklerle birlikte çalışan bayan vaizeler var. Bayan kardeşlerimiz de, vatandaşlarımız da onlara sorularını yöneltiyorlar. Bazen telefon geliyor bayan kardeşimizden. Bana diyor bayan vaizeyi bağlar mısınız? Benim soracağım soru özel bir soru diyor. Biz de ona yönlendiriyoruz ve rahat da ediyorlar. Çok da faydalı oluyor hocam. Aslında değerli hocam çok güzel izah ettiniz. Bir bakıma şunu da ifade etmek lazım. Din böyle mahallede Hacı abiden duydum, Ayşe teyzeden duydum, Fatma Kesinlikle. Teyzeden duydum diyerek hayata yansıtılması mümkün olan bir kurum değil. Kaynağından öğrenmek lazım. Evet. Bir bakıma vaizlik mesleği, Diyanet İşleri Başkanlığı baktığımız zaman dini insanlara doğru öğretme. Şimdi vatandaşta bizim çok var bu, çok yaygın. Kahve köşelerinde konuştuğu, kadınlar bir araya geldikleri zaman konuştukları, kulaktan duyma bilgilerle dini öğrenme ve yaşama. Evet. Dan ziyade evet, evet. Bugün bu işin kaynağı en güzel şekilde yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı. Kesinlikle. Aynı şekilde müftülüklerimiz, ilçe müftülüklerimiz ve bunun bünyesinde birebir danışmanlık olarak işte vaizlerimiz, mahallelere kadar inen mahallelerde imamlarımız, neticede o imamlarımızla bilgili olmadıkları konularda ne yapıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönlendiriyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuz var. Evet, evet, yani evet. Halkımız dini bakımdan en güzel şekilde bilgisini alsın, hayatını o şekilde devam ettirsin diye olan doğru, bir kurumumuz. Doğru bilgiyi alsın. Doğru bilgi alsın. Doğru evet. bilgiyi alsın. Malumunuz günümüzde bir bilgi kirliliği söz konusu. Yani herkes farklı bir şey konuşuyor. Belli bir konuda farklı şeyler söylenebiliyor. Hele hele bu sosyal medya, internet ortamında bakıyorsun yani, nereden çıktığı belli olmayan bilgiler din adı altında satılmaya çalışılıyor. Evet, evet. Yani dinle diyanetle alakası olmayan işler, olmayan bilgiler o kadar bir yansıtılıyor ki insanları yanlış bilgilendirme, yoldan çıkarma. Doğru. Benim hatırıma hemen şu konu geldi. Din sahipsiz bir arazi gibi görülüyor sanki. Yani her isteyen istediği şekilde dinle ilgili konuşmak istiyor. Bana göre şöyle olmalı, bana göre böyle olmalı. Din sana göre, bana göre olmaz ki. Din bir tanedir. Yani bir tane dini doğru şekilde anlatacaksın. Doğru bilinecek din. Tabirimi hoş görsün bu tabiri vatandaşlarımız. Zaman zaman din konusunda çok rahat biliniyor. Ama bir başka konuda o kadar rahat konuşamıyor. Mesela bir elektrik konusunda veya bir başka meslek konusunda bu kadar rahat konuşamıyor. Bundan dolayı işin doğrusunu, doğru bilgiyi öğrenebilmek için mutlaka az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi doğru kaynaklara yönelmek gerekir. Doğru kaynaklardan bilgiyi elde etmek gerekir. İşte biz acizane, bizler o görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Hani halk arasında da güzel bir söz var aslında, atasözü. Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden imandan eder. Çok doğru. Şimdi o saha, herkes o sahanın içerisinde kendini hissettiği için zaman zaman bu fetvalarla alakalı da konuşmamız lazım. Hani soruyorlar müftülüklerimize, 190 fetva hattımıza soru soruyorlar. Arkadaşlarımız da oradan cevap veriyoruz. Bizler cevap veriyoruz. Evet. Nöbetçi olduğumuz günlerde evet, tabii. O sorulara cevaplar veriyoruz. Cevap verdiğimiz esnada zaman zaman şöyle itirazlarla karşılaşıyoruz. Bence öyle değil. Şimdi biz o sorulara cevap verirken kendi görüşümüzü ifade etmiyoruz. Dinin görüşünü ifade ediyoruz. Çok doğru. Kitaplarda evet. yazılanları ifade Tabii. ediyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun kararlarını beyan ediyoruz. Belli bir yani, delile dayandırarak yani konuşuyoruz. Yani fetva hattında söylenen sözler, fetva hattında yazılan yazılar. Baktığımız zaman kişi fevri olarak kafama böyle geldi, benim görüşüme göre böyle değil. Değil, kesinlikle. O konular muhakkak inceleniyor.
kurullarda inceleniyor. Bakın bizim ilimizde İl İrşad Kurulu var, İl Fetva Kurulu var. Tabii. Bu kurullarda inceleniyor. Bu kurullardan neticeler çıkıyor. Ankara'ya gidiyor. Din İşleri Yüksek Kurulu'na tekrar inceleniyor. Evet. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetvalar var ve bunlar aktarılıyor. Tabii. Bunun yanında kişi çıkıp da bu benim aklıma yatmıyor diyemez. Uygun olmuyor diyemez. Hatta ne yapıyoruz hocam? Biz fetvayı verirken eğer gerçekten bizi zorlayan, işin içinden çıkamadığımız bir konu varsa biz hocalarımıza havale ediyoruz konuyu. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimiz var, hocalarımız var, değerli hocalarımız. Biz onlara konuyu havale ediyoruz. Aynı şekilde İslam hukuku profesörleri var. Evet. Değerli hocalarımız var. Bilhassa onlara da ulaşıp onlardan da bu konuda bilgi alıyoruz. İlahiyat fakültelerinde yani, görev yapan hocalarımız. Yani fetva hususunda, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermiş olduğu fetvalar hususunda, 190 fetva hattı hususunda vatandaşlarımız güven içerisinde olsunlar. Rahat olmaları gerekiyor. Rahat olsunlar. Bu kişinin kendi yorumuna göre ifade edilmiş cevaplar değil. Evet. Tamamen bir heyet, bir kurul tarafından verilmiş. Çünkü aynı soruyu binlerce kişi soruyor. Kesinlikle. Daha önceden bunun fetvası verilmiş ve bizler de onu aktarıyoruz. Çok değerli doğru. Hocam. Çok doğru. Evet, buyurun hocam. Konumuzda evet. Bir de bu kalbi hastalıklar dedik. Aslında bir bakıma hayatın asıl konumuz da oydu zaten bu akşam. Asıl konumuz da o. Evet. Hayatın her alanında kalp var. Kesinlikle. Kalp insanın merkezi. İnsanı yönlendiren, hayra da sevk ettiren, şerre de sevk ettiren kalpteki planlar, niyetler. Şöyle kalp dediğimiz zaman ne gelmesi lazım aklımıza? Dini olarak. Teşekkür ederim. Şimdi siz de söylediniz, kalp gerçekten merkezi konumda olan bir organ. İnsan düşündüğü şeyleri kalbiyle düşünüyor, diliyle ifade ediyor. Veya kalbinde düşündüklerini davranışlarıyla dışarıya yansıtıyor. Yani kalpte olan şey dışarıya ne düşünüyorsanız, iyi düşünüyorsanız iyi olarak yansıyor, kötü olarak düşünüyorsanız kötü olarak yansıyor. Yani kalpteki imanın dışarıya aslında güzellik olarak yansıması gerekir. Güzel ahlak olarak yansıması gerekir. Madem ki kalp davranışların, sözlerin merkezi, o halde söylenilen sözler iman da kalpte. Yani imanın, kalpteki imanın dışarıya güzel ahlak olarak yansıması gerekir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini hatırladım şu an. Efendimiz insan vücudunda öyle bir et parçası var ki o et parçası iyi olursa, iyi düşünürse bütün vücut iyi olur diye buyuruyor. Eğer o et parçası kötü şeyler düşünürse, kötü olursa bütün vücudun vücuttaki organlar kötü işler yapar diye buyuruyor. O et parçasının da kalp olduğunu ifade ediyor sevgili Peygamberimiz. Demek ki kalp gerçekten sizin de buyurduğunuz gibi önemli. Kalpte düşünülen şeyler aslında sözle, davranışla dışarıya yansıtılmış oluyor. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde de siz de beyan ettiniz. Şimdi kalbi iki şekilde düşüneceğiz o zaman. Bir, kalp dendiği zaman tıp doktorlarının ve maddi olarak vücudumuzda olan o et bir parçası. Avuç kadar olan et parçası kalptir. Ama bir de ruhun yönlendiği merkez de kalptir. O boşlukta, o kalbin manevi kalp dediğimiz kalp, hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği veşilede aynı şekilde, eğer o ruhun yönlendirdiği kalp temiz olursa, iyi olursa, kesinlikle, bütün vücut iyi olur. Hatta şöyle bir tasvir vardı, göz görür, kulak işitir, eller insana bir yardımcı bulunur, ayaklar postadır, yürür, kalp sakin ve huzurlu olursa bu bütün azalar huzurlu olur, mutlu olur. Hatta, ama kalp kötü olursa bunların hepsi sıkıntıda olur. Bunları yönlendiren kalptir. Kesinlikle. Mekanizma olarak. Hatta buna ilaveten söylemek gerekirse hocam, şimdi yine sevgili Peygamberimizin sözlerinden, ifadelerinden birisi. Diyor ki Efendimiz, bir kötülük yaptığınızda eğer kalben, vicdanen rahatsız oluyorsanız bilin ki o yaptığınız iş kötü bir kötüdür. İştir. Sizi rahatsız ediyor kalben, vicdanen. Ama öyle bir iş yaptınız ki kalben ve vicdanen rahat oluyorsunuz, huzurlu oluyorsunuz. Bilin ki o zaman iyi bir iş yaptınız. Vabisa bin Mabed radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif o. Bana buyuruyor, iyilik nedir? Onun hakkında sormak mı istiyorsun? Evet. Soruyu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İyilik,
senin gönül huzuruyla yaptığın zaman rahat ettiğin şey. Kalbin için rahat ettiğin şey. Çok güzel, evet. Kötülük, insanlar sana fetva verse de bu seni rahatsız ediyor. Kimsenin duymasını istemiyorsan, kalbini de huzursuz ediyorsa o kötülük buyuruyor. Bu anlamda bir hadis-i şerif de var zannediyorum, değil mi hocam? Müftüler ne kadar fetva verirlerse versinler, siz fetvayı kalbinize danışınız. Yani o kalp, vicdan, eğer yaptığınız işin neticesinde huzurlu oluyorsa yaptığınız iş güzeldir demek ki. Hayırlı bir iştir, hayırlı bir ameldir. Yine, ama rahatsız oluyorsa bil ki kötü bir iş yaptınız huzursuz demek. Huzursuz ediyorsa size. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi geldi. Öyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbe iki yönden baskı gelir. İnsanda kalbe iki yönden baskı gelir. Birisinde hayra yönlendiren, iyiliğe yönlendiren, doğruya, güzele yönlendiren bir baskı, bir his size geldiği zaman bu Allah'tandır, meleklerdendir. Bravo. Evet, çok o güzel. O iyiliğe, güzele çok yönlendirir. Güzel. O zaman hemen Allah'a hamd et. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, bana güzelliği meylettirdiğinden dolayı, iyiliği meylettirdiğinden dolayı sana hamd olsun, şükürler olsun ya Rabbi de. Bir de kalbe şeytani işler gelir. Vesvese gelir. Vesveseler. Kötülük gelir. Günah işlere yönlendirme gelir. Bu kalp bizim. Tabii. O kalbe gelen o kötülük de şeytandandır. Böyle bir şey kalbine geldiği zaman, içine geldiği zaman hemen festaiz billah. Allah'a sığ. Hemen evet, Allah'a sığ. Evet. Çok ayet-i kerimede de Rabbimiz zaten öyle ifade ediyor ya kalple ilgili. Estaiz billah. Yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Yani yarın ahirette, kıyamet gününde ne mal ne evlat fayda verecek. Ya. Orada fayda verecek olan şey selim bir kalp. Yani kalbin selim olması gerektiğini Rabbimiz burada ifade ediyor. Temiz bir kalp. Evet. Şair de öyle güzel ifade ediyor. Sanma ey hace ki senden zer üsim isterler. Evet. Yevme la yenfe'u da kalbi selim isterler. Çok güzel. Yarın mahşer gününde senden zannetme ki hani bugün hepimizin değer verdiği mal, mülk, altın, dolar, euro. Yani. Ey hacı, bunu senden yarın istemeyecekler. Kaç lira sermaye ile geldin diye Cenab-ı Hak sormayacak sana. Ama salim bir kalp, selim bir kalp, temiz bir kalp, şöyle arınmış bir kalp, kötülüklerden uzak kalmış bir kalp. Evet. Şimdi değerli hocam, bir de şunu ifade ediyorlar zaman zaman halk arasında çok yaygın. İşte benim kalbim temiz. Yani kalbim temiz derken yıkanmış yönünden, yoksa kalpte bir şey yaptı, film çektirdi, MR çektirdi kalpte, bugün film çektiriyorlar artık. Temiz olduğunu oradan mı gördü? Oradan mı görüyor temiz bir kalp, hani damarlar açık, o manada mı temiz bir kalp? Temiz bir kalp deyince aslında vatandaşımızın yanlış ifade ettiği kelimelerden birisi yani bu. Yani yanlış anlaşılan bir husus bu. Belki de o da saf niyetiyle söylüyor bunu, temiz niyetiyle. Yani benim de kimseye bir kötülüğüm yok. Ben de iyi niyetli bir insanım anlamında söylüyor belki onu ama evet. Bu arada şu da geliyor insanın aklına. Allah'ın Resulü'nün, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın haşa kalbi kirli miydi de yani güzelliklere yöneliyordu, ibadete yöneliyordu, iyi işler yapmaya çalışıyordu, değil mi? Yani bunu da bu açıdan düşünmek lazım. Kalbin temizliği, madem ki kalbimiz temiz, o halde o temiz kalple iyi işlere yönelebilmeliyiz. Temiz bir kalbe sahipsek zaten o kalp bize yanlış işler yaptıramaz, yanlış işlere yönlendiremez. İnsan malumunuz, sizce de malum, insanın öyle bir yapısı var ki insan iyiliğe de meyyal, kötülüğe de meyyal olarak yaratılmış bir varlık. Ama Allahü Teala insana bir de akıl vermiş, değil mi? Aklıyla pekala kendini iyiye yönlendirebilir. Az önceki konunun devamı mahiyetinde bir hadis-i şerif daha aklıma geldi benim. Ne diyor Efendimiz hadis-i şeriflerinde? Allah sizin mallarınıza ve suretlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve güzel amellerinize bakar. Evet. Amellerinize bakar ifadesi var hadis-i şerifte. Yani kalbin gerçekten temiz olması, ama dediğimiz manada, anlamda temiz olması gerçekten önemli. Ayet-i kerimede de bu bakımdan belki de Rabbimiz selim bir kalbe işaret etmişler. Şimdi değerli hocam, tabii temiz bir kalp anlatırken kirden de bahsetmek lazım. Evet. Acaba kalbi rahatsız eden, kalbi bozan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Kalpten bahsederken sizin diyor kalpleriniz
tertemiz. İşlenen günahlar sebebiyle o tertemiz, bembeyaz, nur diye ifade ediyor birçok hadis-i şerifte. Evet, nur diye ifade, evet, kalpten evet, bahsederken evet. Nur diyor. Ya Rabbi kalbimi nurlandır buyuruyor duasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşlenen günahlar siyah bir nokta gibi konur hemen. Siyah bir nokta. O temiz kalpte. Eğer sen o günahı işlemeye devam edersen siyah nokta kelle bel rane. Onu kılıf gibi her tarafını kuşatır. O hastalık öyle tabii, bir aldı ki tabii, kalbi tabii. Perişan etti. Artık o hakkı görmez, doğruyu anlamaz, siyaha beyaz der, beyaza siyah der, güzel işlerde bulunmaz. Artık hastalıklı bir kalp oldu. Ayet-i kerimede de buyurmuyor mu Rabbimiz? Hatemallahu ala kulubihim ve ala semahim ve ala bisarim gişah ve lehum azarim. Mühürlendi. Evet. Kalpleri mühürlendi. Allah böyle olmaktan cümlemizi, cümle izleyicilerimizi muhafaza eylesin. Korusun, muhafaza eylesin. Ama amin. Öyle buyuruyor hadis-i şerifin devamında. O siyah nokta kondu. Hemen aklını başına aldı. Aman ben ne yapıyorum ya Rabbi, affet ya Rabbi dedi. Hemen o siyah nokta ne yapar? Temizlenir. O kalp yine tertemiz halini muhafaza eder. İşte bundan dolayı yine Efendimiz hadis-i şeriflerinde bir kötülük yaptığınız zaman hemen arkasından bir iyilik yapın ki o yapmış olduğunuz kötülüğü o yaptığınız iyilik ortadan kaldırsın. Ortadan kaldırsın. Evet. Eğer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanlar insanların kalplerinde dolaşmasaydı, bulunmasaydı o insanlar o temiz kalpleriyle göklerin melekutunu görürlerdi buyuruyor. Kesinlikle. Bak. Damarda dolaşan kan gibi insanın şeytan. Damarlarında şeytan dolaşır buyuruyor Efendimiz. Evet. Yani şu da önemli. Demek ki bir insan kalbini temizlediği zaman, manevi derecelerini tamamladığı zaman, şeytanın vesvesesinden, şerrinden, kalbi hastalıklardan muhafaza ettiği zaman öyle bir dereceye gelir ki göklerin melekutunu bile görürlerdi. Yani. Bu büyük bir makam bu. Tabii. Şeytan diyoruz ya hocam, şeytan gerçekten bizim için büyük bir düşman. Evet. Büyük bir düşman. Korunmak gerekir, sakınmak gerekir şeytandan. Şimdi insanın iki önemli büyük düşmanı var. Hatta üç tane. Nedir onlar? Şeytan. Nefis. Nefis. Bir de işte önemli bazı değerlerimizin düşmanları olan kişiler de bizim düşmanımız. Kabul edilmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Din düşmanı da Müslümanın düşmanı. Yani evet. Şeytan da bunlardan birisi. Şeytandan Allah'a sığınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz de zaman zaman yaptığı dualarda Allah'a sığınmıştır. Şeytanın kendisi için yaptıracağı kötülüklerden dolayı. Biz de dualarımızda öyle diyoruz ya Rabbi, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların ya. Şerrinden sen bizleri koru muhafaza eyle diye dua ediyoruz. Şöyle bir geçmişine gittiğimiz zaman şeytan insana düşman. Şeytanın zaten şeytan olmasını sağlayan duygular da kalbi hastalık olan duygular. Evet. Evet. Şimdi evet. Yüce Rabbimiz Adem aleyhisselamı kuru bir balçıktan, çamurdan yarattığı zaman, şekil verdiği zaman meleklere hitaben ayet-i kerimede mealen belirtildiği veşile ona ruhumdan üflediğim zaman saygı tazim olarak secde edin buyuruyor. Evet. Bir yön olarak, saygı olarak, hürmet olarak. Kur'an'da ifadesi geçiyor. Evet. Melekler bu emri hemen yerine getirirler. Secde ederler. Şeytan aleyhillâne haset eder. Bak, kalbi bir hastalık. En büyük hastalıklardan birisi. Evet. Haset eder. Haset. Der ki ya Rabbi, Cenab-ı Hak ona sorar secde etmediğinden dolayı. Ey mel'un, iblis, sen niye secde etmedin? O da der ki ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın. Onu da bir çamurdan yarattın. Evet. Ben ateş, daha üstünüm. Ateş daha üstün topraktan. Aslında öyle bir üstünlük yok. Yaratılanlar hepsi yaratılmış. Hepsi birbirinin dengi. Allah yarattı herkesi. Bir üstün olarak yaratmadık. Kendisinin daha üstün bir varlık olduğunu güya orada ispatlayacak. Hatta müfessirler tefsirlerde öyle izah ederler. Şeytan arzu ederdi ki Adem aleyhisselamın gördüğü itibarı kendisi görmek isterdi. Tabii. Bunu göremeyince de haset ettiğinden dolayı çekememezliğinden dolayı ne yaptı? Kibrinden dolayı hastalıklar, bunlar kalbi hastalıklar. Hatta bir rivayet eder menkıbe İmam Gazali Hazretleri İhyası'nda, aklıma gelmişken onu da ifade edeyim, ondan sonra devam buyurun, ederiz hocam. Buyurun. Şeytan aleyhillâne Musa aleyhisselam zamanında, Musa aleyhisselamın peygamberliği döneminde Musa aleyhisselamın yanına gelir
Ey Musa, sen Allah'ın elçisisin. Sen Allah'ın peygamberisin. Ben de şeytanım. Bir günah işledim. Bir hata yaptım. Cenab-ı Hakk'a beyan et de ben tövbe etmek istiyorum. Beni affetsin artık. Beni bağışlasın. Beni bağışlasın. Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a ben onu arz edeceğim der. Tur-i Sina'da. Allah Celle Celaluhu ile bir mukalemeden sonra gelir şeytan aleyhillâneye. Cenab-ı Hak seni affedecek buyurur. Ne yapmam lazım? Gitsin buyurdu. Adem Aleyhisselam'ın kabrine secde etsin. Onu affedeceğim. Onu bağışlayacağım. Şeytan aleyhillâne der ki ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne hiç secde etmem. Hiç secde etmem, evet. Hastalık o kadar kalbi kuşatmış ki şeytanda, şeytan aleyhillâne de. Şeytanlaşmış insanlarda da aynısıdır bu. O haset duygusu, o çekememezlik duygusu kendini aşamıyor. Götüremiyor artık. Evet. Aslında bir menkıbedir. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılır ama şöyle bir anlama bakımından baktığımız zaman o duygu kalbi kuşattığı zaman insanın vazgeçmesi ondan zor artık. Mümkün değil. Haset deyince hocam ilk kötülük, ilk katil olayı, öldürme olayı da ya, evet. Haset yüzünden meydana gelmiştir değil mi? Evet. Yani gökyüzünde ve yeryüzünde ilk kötülük, fitne hareketleri, akan kan haset yüzünden hocam meydana gelmiş. Hocam bir de kardeş kanı be. Yani ilk kan kardeşin kardeşi katletmesi. Kabil'in Habil'i, Hazreti Adem'in ya. Çocuklarının birbirine düşman olması ve neticede Kabil'in Habil'i öldürmesi. Kıskanıyor, haset ediyor. Allah-u Teala'ya işte Kur'an'da ifadesi geçer. İkisi de birlikte, her ikisi de kurban alıyor. Birinin ki Allah tarafından kabul ediliyor, diğerinin ki edilmiyor. Kurbanı kabul edilen, edilmeyen, edilene karşı bir düşmanlık, bir husumet. Seni öldüreceğim diyor, hemen öldüreceğim ifadesi diyor. Bu. Seni öldüreceğim. Ama diğeri ilginçtir, enteresandır. Diğeri ne diyor? Habil. Sen ne düşünürsen, hangi kötülüğü düşünürsen düşün, ben sana karşı bir şey yapmayacağım. Elimi kaldırmayacağım. Elimi kaldırmayacağım diyor. Selim bir kalp, temiz bir kalple hasit bir kalbin karşılaştırması. Evet, evet, evet. Kıyaslanması. Ya. Kabil'le Habil kardeşlerin bu manada ikisinin ya. Kıyaslanması dediğiniz çok doğru. Yeryüzünde de malum işte şeytan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı kıskanıyor. Yani yeryüzünde ve gökyüzünde ilk fitne hareketleri, ilk katil olayları, öldürme olayları bu yüzden, haset yüzünden meydana geliyor. Demek ki kalbi bir hastalık ama çok kötü bir hastalık. Hocam bu haset her insanda var olan bir şey, var olan bir duygu. Yani sizde de var, bende de var, bütün herkes de var. Yani ama müminlerde var bu duygu. Kesinlikle. Fakat konunun uzmanları diyorlar. Yani her insanda var fakat bazı insanlarda bu duygu %5, bazılarında %90. Ama şöyle diyelim. Çekemiyor, adam kıskanıyor. Şöyle bir şey var. Yani duygu var derken gıpta duygusu var. Ha, o ayrı. Tabii, çok tabii, doğru kesinlikle, bir duygu. Kesinlikle. Ama çekememezlik duygusu istenmeyen bir duygu. Tabii, elbette. Yani olmaması gereken bir duygu. Haddi zatında Hasan Basri Hazretlerine sorarlar. Ya mümin haset eder mi? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri mümin de. Mümin diyorlar. Evet, Yakup evet. Aleyhisselam'ın oğullarıydı onlar da. Tabii. Ne yaptılar? Tabii. Hasetlerinden dolayı babamız onu daha çok seviyor, ona daha çok ilgi gösteriyor haset diye. Haset ettiler, kıskandılar. Kuyuya attılar kardeşlerini. Bıraktılar, ölüme terk ettiler. Öldürmek istediler. Şimdi bu haset duygusu yeryüzünde aslında en tehlikeli duygulardan birisi. Kesinlikle. Hep kesinlikle. Okuduğumuz Felak suresinde ve min şerri hasidin izâ haset. O kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Allah'a sığınırım. Demek çok tehlikeli oluyor insan. Tabii. O zaman. Peki ne yapacağız? Buyurduğunuz gibi ayet-i kerimede ifade edildiği gibi yani bir hasetçi, haset eden kişi sizi kıskandı. Ne yapacağız? Sabredeceğiz değil mi? Yani o kıskandı diye bizi öldü, kötüledi, yerdi diye biz de aynı şeyi mi yapacağız? Yok. Biz sabredeceğiz. Bu anlamda güzel bir Arap atasözü var hocam. Evet. Belki sizce de malum. İza hasede hasidin isbir sabrak. Size bir hasetçi, haset eden kişi haset ettiği zaman onun bu haseti karşılığında siz sabredin. Yani güzel bir atasözü. Güzel, Arap atasözü. Bundan dolayı biz sabredeceğiz tabii. Haset deyince hocam meslektaşlar arasında çok oluyor. Yani evet, aynı mesleği icra edenler arasında daha kasap fazla oluyor. Kasap kasabı haset eder. Hoca hocayı haset eder. Berber berbere haset eder.
Yani aynı mesleği icra edenler arasında hasetlik duygusu daha fazladır. Yani şunu demez insanoğlu. Demesi lazım. Mümin bunu demesi lazım. Tabii. Selim bir kalp bunu demesi lazım. Ben de o işi yapıyorum ama o kişi bu konuda çok daha mütehassıstır. Çok daha iyidir bunu demez. Diyemez. Hemen evet. Bir araya geldikleri zaman insanlar çok büyük yanlıştır bu. Bir konuda söz sahibi olan insanı, kendi mesleklerinde olan insanı çekiştirmeye başlar. Evet. Evet. Yeryüzünde şeytanı şeytan yapan hasedi. İlk kan akıtan haset. Kardeşi birbirinden vazgeçiren haset. Çekememez diyoruz. Ya. Yani bundan muhafaza olmak için mücadele etmek lazım. Eğer kalbi buna kaptırırsak o güzelim kalp dünyada bizi hem huzursuz da yapar haset duygusu. Çirkinleşir. Çirkinleşir. Bir de hasetçi hiçbir zaman mutlu huzur değildir. Kesinlikle. Her Ahmet'te zaman. Ahmet'te var. Bende neden yok? Dert yani, sahibi olur. Kendi kendine huzursuz eder. Durduk yerde. Dert sahibi olur. Hatta öyle anlatılır. Yine bir rivayettir Musa Aleyhisselam zamanında. Tabii bunlar çok doğru, çok net bilgiler değil. Sadece o kişinin mantığını anlamamız açısından. Yani. İşte evet. Bu odunlarla hayvancılık yapan birisi, odun taşıyıp onu sırtında satan birisi gelir der ki, ey Musa Aleyhisselam sen söyle Rabbine de bana bir binek nasip etsin. Sırtımda odunları taşıyorum, çarşıya götürüyorum, çok eziyet çekiyorum. Yine aynı şekilde Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'dan dönerken, bunlara İsrailiyat da deniyor aynı zamanda. Ama biz bunun sadece mantığını alacağız. Ders çıkarmak. Ders çıkarmak maksadı. Evet. Benim durumum, Cenab-ı Hak zaten söylediği anda haberdar oluyor onun işinden. Musa Aleyhisselam şöyle der. Rabbim senin işini kolaylaştıracak ama komşunun bir tane bineği varmış. Dua etsin. Komşusuna ikinci binek nasip olsun. Hmm. Bu vesileyle ona da bir binek nasip edeceğim der diyor. O kişi de diyor ki ben onda bir binek olduğunu istemiyorum, çekemiyorum. Ona ikinci binek verilecek bana istemiyorum diyor. Ben bir tane böyle sırtımı taşımaya razıyım. Yani. Yani bir bakıma çekemez insan, hasetçi insan, kötü kıskıç duyguları. İnsan, kötü duyguların esiri ve aynı zamanda bu kişi hayatında da devamlı mutsuz. Huzursuz. Huzursuz. Son nefesine kadar bir didişme içerisinde. Birilerini takip ediyor. Kendine verilenlerle yetinmiyor. Onlarla yetinmiyor. Tatmin olmuyor. Birilerinin malında, canında, güzelliğinde veya başka tür ona verilmiş olan nimetlerde gözü kalıyor ve sürekli onunla meşgul olmaya devam ediyor. Odun dediğimizde hocam, şimdi yine bir hadis-i şerif hatırladım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ne diyordu hasetle ilgili Efendimiz? Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, yaktığı gibi haset de kişinin güzel amellerini ya. Yer bitirir, ortadan kaldırır diye buyuruyor. Evet, yani güzel amellerimizi, salih amellerimizi kabre kadar götürmek istiyorsak bu kötü duygulardan uzak kalmamız gerekir. Onların kalbimizde yer almaması için gayret sarf etmemiz gerekir. Olacak. Yani insan az önce de ifade ettiğimiz gibi kıskançlık her insanda vardır ama onun da bir asgari seviyeye, ölçüye onu da çekmek gerekir. Hatta çekmeye şöyle çalışmak gerekir. Hadis-i şerif öyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La hasede illa fisneteyni. Evet. İki şeyde evet. Haset olmaz. Haset yani, değildir o. O farklı bir duygu. İşte o duygu var insanda. Allah bir kimseye ilim vermiş. O ilmiyle insanlara bilgi veriyor. İnsanlara aydınlatıyor. Onu haset eder insan. Yani o gıpta eder. Ya Rabbi keşke bana da ilim versen. Ben de bunu insanların istifadesine doğru yola vesile olmasına sağ olsam. Aynı nimetlere ben de sahip olsam da. Ben de aynısını yapsam. Yapsam. Evet. Mal vermiş. Gece gündüz Allah yolunda harcıyor, kullanıyor. Ya Rabbi keşke bana da bu malı versen de. Ben bunu Allah yolunda harcasam. Öyle evet. İnsanlar var. Şer işler yapanları görüp gıpta eden de var. Yani İşte Allah ben de bunu yapacağım. Ben de bu kötülüğü işleyeceğim. Ben de bar kapatacağım, pavyon kapatacağım. Allah gibi. Böyle olmaktan muhafaza eylesin. Cümle izleyicilerimiz ve bizleri. Allah muhafaza Hocam, eylesin. Hocam aslında bu duyguya baktığımız zaman temelinde Cenab-ı Hakk'ın taksimatına rıza göstermemek var. Yani ayet-i kerimede de ya, geçer ya. Onlar Allah'ın taksimatını verdiği şeyleri mi kıskanıyorlar, haset ediyorlar? Evet. Ayet-i kerimede. Evet, evet. Yani insanoğlu bazı insanlar dünyada idareci konumundadır. Yönetici konumundadır. Bazı insanlar çok zengindir. Onun kabiliyeti o doğrultuda çalışır. Her şey kabiliyet ona, de değil. Evet. Taksimat öyledir. Yani, evet. Cenab-ı Hak bazı insanları idareci yapar.
Bazı insanları zengin yapar, bazı insanı fakir yapar, bazı insanı kimsede ihtiyacı olmayan konuma getirir, bazı insanı herkese ihtiyacı olan konumda yapar. Bu manada taksimat, hocam. Taksimata rıza göster ki rahat edesin diyor Mesnevi'de, evet, Mevlana, evet, Hazretleri. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptığı taksimata karşı durmak aslında bir bakıma Allah'a isyan etmek gibi hazretçinin durumu. Allah'ım ne yapacak? Allah'ım. Taksimata rıza gösteren insan elbette hem kendi rahat edecek hem de diğer insanlarla olan mücadelesinden kurtulacak. Şimdi başkasının elinde gördüğümüz bir nimeti aslında o kişi adına takdir etmek lazım, tebrik etmek lazım, değil mi? Sevinmek yani lazım. Sevinmek, onun adına kıskanmamak lazım. Evet. Mümine de, Müslümana da yakışan bu olsa gerek. Yani Müslüman kıskanmaz, haset etmez. Müslüman, Müslüman kardeşi için daima iyilik düşünen, güzellik düşünen, onun elindeki nimeti kıskanmayı bırak, tebrik eden, takdir eden, evet, bir olgunluğa sahip olması gerekir. Fakat bunu bırakıyor, bu güzelliği bırakıyor Müslüman. Onun elindeki nimeti kıskanmaya kalkıyor. Bu yanlış bir davranış tarzı. Bundan dolayı bu kötülükten, bu kötü duygudan kişinin kendisini arındırması gerekir. Yani bir bakıma bu hastalığın tedavisinde yapılması gereken işlerden birisi de kendi eksiğini düşünmek. Evet. Başkasının artısını, eksisini düşünmek yerine kendine, kalbine, kendini düşündüğü zaman insan, kendiyle meşgul olduğu zaman, evet, evet, Rabbim zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu bizlere bildirmek için böyle durumlarla karşılaşıldığı zaman bilhassa dünya ile alakalı olan işlerde kendinizden yukarıdakilere değil kendinizden aşağıdakilere bakın buyuruyor. Yani sen kendinden yukarıda olanlara baktığın bakarsan zaman şeytan rahatsın, hemen seni, doğru, kuşatmaya çalışacak. Kalbini eline geçirmeye çalışacak. Doğru. Ama sen kendinden aşağıdaki olan insanları değerlendirdiğin zaman benden durumu çok kötü olan birçok da insan var diyerek, evet, insan haset duygusundan kendisini temizleyebilir diyorum. Çok doğru söylediniz. Yani kendinizden yukarıda olan, yüksekte olan insanlara değil, mutlu olabilmek için, huzurlu olabilmek için, evet, kendinizden daha aşağıda olan, aşağı seviyede bulunan insanlara bakmamız gerekir. Anlatılır, menkıbedir. Buyurun. Adam çorapsız camiye giriyor, içeriye namaz kılacak. Niye çorabı yok, neden çorapsız olarak camiye girdiğinden dolayı üzülüyor tabii. İçeriye girse baksa ki içeride ayağı olmayan birisi namaz kılıyor, ayağı yok. Bırak çorabı, ayağı yok. Şimdi rahatlıyor, huzur buluyor. Niye? Çünkü Rabbine de şükrediyor tabii. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Yani benim çorabım yok ama içerideki mümin kardeşimin ayağı yok. Yani daima mutlu olabilmek için bizden aşağı seviyede olan insanlara bakmak lazım. Yukarıda olanlara değil. Bu aynı zamanda haset duygusu hocam, kibir duygusunu da birlikte getiriyor. Büyüklenme duygusunu. Kibir, büyüklenme. Bunlar birlikte aslında aynı kötülüğü insana yaptıran duygular. İşte Firavun'un veya Nemrud'un sahip olduğu duygular, değil mi? Kötü duygular. Yani kalbi hastalıklar bunlar, değil mi hocam? Evet, hepsi? Evet, evet. Kibir de öyle, gurur da öyle. Kibir de çok kötü bir hastalık. Yani sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor kibirle ilgili? Kibirli kişi cennete giremez diyor, değil mi hocam? Evet. Allah korusun. Yani kibir de bu duygulardan birisi. Kibir insanı isyana kadar götürebilir. Firavun öyle olmuştur. Değil mi Firavun? Başlangıçta Karun. Özür dilerim. Karun çok başlangıçta. Karun kısası. Ne diyor? Çok mütevazi bir şekilde. Musa Aleyhisselam'a inanan bir, evet, amcaoğlu hatta. Yani akrabası. Hani dini de iyi bilenlerden birisi. Evet, evet. Başlangıçta çok mütevazi bir şekilde Allah'tan nimet istiyor, bilgi istiyor. Allah da ona nimeti, bilgiyi veriyor. Ama sonra o bilgiye, o nimetlere kavuştuktan sonra ne diyor? Bunlar benim bilgim sebebiyle diyor, kendi kazandıklarım. Haşa, Allah'ın verdiği şeyler değil diyor. Yani kendine bir üstünlük şeyi ortaya koyuyor. Hatta öyle bir ileri gidiyor ki, kibirlik duygusuyla ben en büyük tanrıyım diyor, değil mi? Kur'an'ın Haşa ifadesiyle ene rabbükümül âlâ diyor. Allah muhafaza. Yani haset gibi, kibir gibi duygular insanın kalbinde
yer almaması, yer etmemesi gereken kötü duygular. Değerli Allah hocam, cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Haset için de kalbinde haset olan cennete giremez. Kibir de kalbinde evet. kibir olan cennete giremez. Evet, benzeri aslında hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların zararlarını ifade ediyor. Bir hadisi şerif geldi aklıma. Cennet, cehennem dediğiniz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de ashab-ı kiramla beraber otururlarken namaz vaktinden önce bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duraklar ve şöyle ifade buyurur. Birazdan buraya cennetlik bir adam gelecek. Evet. Evet. Ashab-ı kiram şöyle beklerler. Birazdan ellerinde nalinleri, ellerinde sakalından abdest suyu sular damlayan, süzülüyor. Daha yeni abdestini almış Ensar'dan bir zat gelir, oturur. Ertesi gün yine namaz vakti, öğlen namaz vakti beklerlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar aynı önceki günkü gibi birazdan buraya cennetlik bir adam gelecek. Aynı kişi tekrar gelir, oturur. Üçüncü günde aynı şekilde birazdan buraya cennetlik bir adam gelecek dendiği zaman ashab-ı kiramın gençlerinden Abdullah bin Amr radıyallahu anh hemen namazdan çıkar çıkmaz o kişinin yanına yaklaşır ve şöyle der. Ey falan, babamla tartıştık. Ben de 3 gün eve girmeyeceğime yemin ettim. Karar verdim. Evet. Karar verdim. Beni evinde misafir eder misin? O da tamam der. Seni misafir ederim. Evine giderler. 3 gün boyunca onu takip namaz eder. Dışındaki hareketlerini takip eder. Geceleyin buyurur ki, geceleyin kalktı, Allah'ı zikretti, yattı. Hiç teheccüd namazı bile kılmadı. Bak, o zamanki insanların değerlerine bakın. Herkes teheccüd namazı kılardı o zaman, o devirde. Gece namazına kalkardı. Tabii. Yani onu da bir Allah katında Cenab-ı Hakk'a yakınlık derecesi olarak kabul ederler de, o cennetle müjdelenen kişi için öyle buyuruyor Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Hiç gece teheccüd namazı bile kılmadı. Biz hepimiz kılardık. Ashab-ı kiram kılardı. Bugünkü insanlar da birçoğumuz kılmıyoruz teheccüd namazı. Bize de bir örnek olsun. Yani evet. bizden öndekiler o gece namazını, 5 vakit namazın üzerinde gece namazını birçok geceler ihmal etmezlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece kılardı. Daha sonra sabah namazına beraber giderdik. 3 gün böyle geçtikten sonra 3. günün sonunda ben dedim ki, ey falan kişi, ben sen babamla kavga farklı, etmedim. Sen de bir farklılık görmedim. Ben babamla kavga etmedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. 3 gün boyunca dedi ki, şu anda bir cennetlik adam gelecek. 3'ünde de siz geldiniz. Ben de merak ettim. Acaba cenneti kazandıran ameller nedir? Bunun dışında yaptığım bir şey var mı dediği zaman o kişi der ki, hayır. Ben gördüğün gibi sadece bunları yapıyorum. Bu işlerle meşgul oluyorum. Tam ayrılırken ama dur der. Ben Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlerden dolayı hiçbir Müslüman kardeşimi haset etmem. Bu ifadeyi kullanıyor. Kullanıyor. Evet. İkincisi de hiçbir Müslüman kardeşime karşı da kin, nefret duygusu taşımam. Evet. Kin duymam. Kindarlık da yok, hasetçilik de yok. Abdullah bin Amr der, işte bu duygu seni cennete götüren diyor. Şöyle diyebilir miyiz Sayın Hocam? Bu güzel ifadeden anlatımdan sonra. Vaktimizde son şöyle bir toparlayalım değerli hocam. Şimdi demek ki haset duygusu ne kadar önemli. Kişiyi haset duygusu yoksa, haset duygusu varsa, yani birilerine haset ediyorsa, çekemiyorsa, kıskanıyorsa, o haset duygusu onu cehenneme sürükleyebiliyor. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Şayet haset duygusu yoksa, başkalarının ellerindeki nimeti kıskanmıyorsa, böyle bir duyguya sahip değilse, o da kişiyi cennete götürebiliyor demek. Baştan bu olaydan bu anlaşılıyor. Selim bir kalp. Temiz evet. bir kalp. Değerli hocam. Allah bizlere de böyle selim bir kalbi. Amin. İzleyicilerimize de, bütün Amin. Müslüman kardeşlerimize de, Rabbimizin Kur'an'ında ayetinde ifade ettiği üzere selim bir kalbi bizlere de nasip eylesin inşallah hocam. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Bu konuyu konuştuk. Daha çok konuşacak şeyler var. İfade edecek işler var. Ancak bugün inşallah elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar beraberce bir konuyu izah etmeye çalıştık. Mümin kardeşlerimizi bu konuda uyarmaya çalıştık. Faydalı olabildik. Rızasına, kitabına, Resulünün sünnetine uygun ifade ve istifadeyi cümlemiz hakkında nasip-i müessere eylesin. Amin hocam. Ben teşekkür ederim.
bizlere kırmayıp programımızda icabet ettiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başka ederim. Başka programlarda da inşallah tekrar bir arada olmayı i̇nşallah. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Memnuniyetle inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bugün kalbi hastalıklardan bahsettik. Rabbim cümlemizi her türlü kalbi hastalıklardan muhafaza eylesin. Amin. Hasetçinin hasedinden, kibir eden kişinin kibrinden, fitnecinin fitnesinden, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların vesvesesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Son günlerde hep üzüntülüyüz. Doğuda o terör faaliyetleri yürüten caniler her gün kundaktaki bebeklere kadar birçok Müslüman kardeşimizi katlediyorlar. Devletimiz de bütün imkanlarıyla elhamdülillah mücadele ediyor. Bizim huzurumuz için askerimiz, polisimiz canla başla mücadele ediyor ve inşallah bunlardan memleketimizi temizleyeceğiz. Orada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Askerimize, polisimize güç, kuvvet diliyoruz. Memleketimiz insanına da akıl, fikir ve birlik, beraberlik temenni ediyoruz. Rabbim inşallah güzel bir vatan, birlik, beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde askerimizle, polisimizle güçlü bir vatan cümlemize nasibi müyesser eylesin inşallah. Bir duyuruyla da programımızı sonlandırıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2016 yılı haç kayıtları başladı. Pazartesi günü, 18 Ocak pazartesi günü başlayacak, 27 Ocak'ta sona erecek. Bu sene 2 senedir Diyanet İşleri Başkanlığımız haç kaydı almıyordu yeni kayıt yapanlarda. Bu sene yeni kayıtlar da alınacak. Bütün il ve ilçe müftülüklerimize başvurup kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. 17 Ocak 28 Ocak arasında kayıtlarımızı yaptıralım. Geçmiş senelerde kaydı olanlar eğer bir değişiklik yapmayacaklarsa kayıtları otomatikman yenilenecek. Onlar herhangi bir telaşa girmelerine gerek yok. Rabbim inşallah haç ibadetini de yerine getirebilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Haftaya başka bir konu ile tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn. Elem te'lem ennallâhe ya'lemu mâ fissemâ. ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير صدق الله العظيم.